Arkadaşlar merhaba, Furkan Tatilde kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün Polonya'nın Krakow şehrinde 20 TL ile bir gün geçireceğim. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Hadi hep birlikte güzel bir gün geçirelim. Bugün 20 TL ile bir şeyler almaya çalışacağım, bir şeyler yapmaya çalışacağım Polonya'da. Türkiye'den gelirken yanımda getirmiş olduğum 20 TL'yi sizlere gösteriyorum. Evet arkadaşlar, 20 TL ile bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama bildiğiniz üzere 20 TL Polonya'da geçmiyor ve bunun üzerine ben gidip bir döviz bürosuna gitmem lazım. Döviz bürosuna gidip 20 TL'yi bozduracağım. Ondan sonra Krakow gezime devam edeceğim arkadaşlar. Hadi hep birlikte bir döviz bürosu arayalım. Burada döviz bürosunun adı kantör olarak geçiyor. Ve kantör gördüğünüzde orada paranızı bozdurabilirsiniz. Hadi hep birlikte kantör aramaya çıkalım. Krakow'un en meşhur caddelerinden Florianskaya'ya geldim. Arkamda Florianskaya'nın ismini görebilirsiniz belki. Evet arkadaşlar, en meşhur caddesinde kantör aramaya devam ediyorum. Paramı bozdurmam gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi hava gerçekten güneşli ve güzel. İnsanlar cıvıl cıvıl etrafta dolaşıyorlar. TL'yi arkamda görmüş olduğunuz kantörde bozduracağım ve zlotimi aldıktan sonra tekrardan sizlere döneceğim arkadaşlar. Paramı bozdurdum döviz bürosundan ve tam tamına 13,86 zloti yaptı. Evet, görmüş olduğunuz gibi 10 zloti ve elinde bozukluklar var. 13,86 zlotiye bir gün geçireceğim. Yani bu 20 TL'ye eşittir. Ve görmüş olduğunuz gibi merkezde ışıl ışıl güneşli bir gün. Arka tarafımda atlar var arkadaşlar. Sizlere atları daha yakından göstermek istiyorum. Gelin. Atlar birbirinden güzel. Çok güzeller. At sevmek bedava. Gelin birazcık at sevelim. Çok tatlısın sen. Çok şekersin. Çok güzelsin. Hadi Furkan Tatilde kanalına merhaba diyelim beraber. Furkan Tatilde merhaba. Evet arkadaşlar, siz de benim gibi atları sevebilirsiniz. At sevmek bedava. Arkadaşlar, güvercinleri çağırıyorum. Belki gelirler mi? Aa, geldi. Bir tane arkadaş da bize tweet verdi. Güvercini besliyorum. Evet arkadaşlar, Krakow'da güvercin besliyorum. Çok güzel. Daha ben kendim karnımı doyurmadım ama kendi karnımı doyurmadan önce güvercinin karnını doyuruyorum. Çok şeker, bakın. Dziękuję bardzo. Evet arkadaşlar, artık bir güvercinim doldu. Güvercinimle beraber Krakow'u gezeriz artık. Hadi Furkan Tatilde merhaba diyelim. Furkan Tatilde merhaba. Arkadaşlar, az sevdim, güvercin sevdim. Polonyalı kız sağ olsun bana bir simit parçası verdi ve güvercini besledim. Şimdi kendi karnımı doyurmak için kahvaltılık bir şeyler bakacağım. Krakow merkezde hep birlikte gezelim arkadaşlar. Krakow merkezde gezmeye devam ediyorum. Gerçekten çok acıktım. Daha sabah kahvaltımı yapmadım. Ve karşı tarafta tam bir simitçi gördüm. Simit de özlemiştim. Gidin bakayım bakalım fiyatına kadar. Belki de simit alırım. Tam simitçiye gidiyordum ki atlar geçmeye başladı. Atların geçmesini bekleyeyim. Evet, atlar geçti. Simitçide de sıra var. Biraz sıra bekleyeceğim sanırım. Evet arkadaşlar, simit sırasına girdim. Gerçekten her yerde turist var, kalabalık hafta sonu. Bir simit almak için sıra bekliyorum. Arkadaşlar, en sonunda sıra bana geldi. Evet, bakıyorsunuz simitin fiyatı 1.80. Okay. Arkada görmüş olduğunuz teyzeden simitimi aldım. Ve artık kahvaltı yapmak için bir yerler arayacağım. Hem simitimi yiyeceğim hem de belki de bir meyve suyu alırım. Gelin hep birlikte bir market bulalım ve bir meyve suyu alalım. Bir tane su kaynağı buldum. Bakalım bu su içiliyor mu? Gelin hep birlikte inceleyelim suyu. Arkadaşlar, bakıyoruz içilecek su yazıyor mu? Evet arkadaşlar, burada lehçede Voda do picia, içilecek su diyor.
Evet arkadaşlar, bedava su kaynağımı buldum ve bundan sonra gezerken sustadığım zaman gelip buradan su içerim. Artık burası benim su durağım. Evet arkadaşlar, bakalım su nasıl. Düğmesine basıyoruz ve arkadaşlar su fışkırıyor. Ve güvercin de su bekliyor tabii ki. Ben buradan böyle yaptık sıra o güvercin de gelip suyunu içecektir. Ben de tabii ki artık sustadığım zaman gelip suyumu içerim. Arkamda görmüş olduğunuz bedava su kaynağımı buldum. Sabah kahvaltımı yaptıktan sonra gezerken susarsam artık burası benim mesken tuttuğum yer olacak. Su durağım burası. Markete geldim, meyve suyu bakıyorum ve şu anda 0.79 zlotiye bir portakal suyu buldum. Evet, simitimin yanında içeceğim portakal suyu burada arkadaşlar. Evet, portakal suyumu alıyorum ve kahvaltımı yapacak bir yerler bakacağım. Hadi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar, teyzeden aldığım simiti yiyorum. Gerçekten çok güzel, Türkiye'deki gibi küncülü bir simit. Ve yanına da portakal suyu aldım. Kendimi business class'ta gibi hissediyorum. Business class'ın kahvaltısı gibi. Portakal suyu ve simit. Sabah kahvaltısını gerçekten çok ucuza getirdim. Bir simit ve portakal suyuyla karnımı doyurdum. Şimdi Krakow'u gezmeye devam edeceğim. Arkadaşlar, sabah kahvaltımı yaptım ve dışarı çıktım. Sabah kahvaltıda simit yedim. Simit 1.80'di. Portakal suyu 0.79'du. Toplamda 2.59 zloty ediyor. Sabah kahvaltım 3 zloty bile değil arkadaşlar. Çok ucuza getirdim. Ve şimdi tekrardan merkeze doğru ilerliyorum. Hadi gelin hep birlikte gezelim. Evet arkadaşlar, gezime devam ediyorum. Şu anda Krakow'un en meşhur Wawel Kalesi'ne doğru ilerliyorum arkadaşlar. Size Wawel Kalesi'ni göstereceğim. Wawel Kalesi Wisła Nehri'nin kenarında. Belki biliyorsunuzdur, Wisła Nehri Polonya'nın en uzun nehridir. Arkadaşlar, Wawel Kalesi'nin yamacına geldim ve çıkıyorum yavaş yavaş merdivenlerden. Evet arkadaşlar, arkamda böyle Wawel Kalesi'ni görüyorsunuz. Yavaş yavaş çıkıyorum. Seyirde kalın. Arkadaşlar, az önce Wawel Kalesi'nin kapısından geçtim ve tırmanmaya devam ediyorum. Arkadaşlar, şu anda Krakow Wawel Kalesi'nin iç bahçesindeyim. Görmüş olduğunuz gibi bahçesinde gezmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Sadece bazı bölümlere ücret ödeniyor. Ve Krakow'un o muhteşem kalesinin iç bahçesini hadi gelin hep birlikte seyredelim. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Wawel Kalesi'nin bahçesi epeyce büyük ve şu anda Wisła Nehri'ne doğru ilerliyorum ve size Wisła Nehri'nin şahane, muhteşem güzelliklerini göstereceğim. Sabahtan beri Krakow'u gezdim, tozdum, eğlendim, birçok şey yaşadım. Gerçekten mutlu oldum ve hava kararmasıyla birlikte hava tekrardan soğumaya başladı ve ben acıkmaya başladım. Hadi arkadaşlar, hep birlikte tekrardan aynı mağazaya gidip yiyecek bir şeyler bakalım. Mağazaya giderken bir şey fark ettim. Mağazanın belirli yerlerinde küçük küçük kütüphaneler var. O kütüphanelerden bir tane kitap alıp okuyabilirsiniz. Ben de bir tane kitap alıp okuyacağım. Kitap okumak gerçekten güzel bir alışkanlıktır arkadaşlar. Polonya'nın Krakow şehrinden herkese kitap okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü kitap okumak en güzel alışkanlıktır. Piyano gördüm ve çalacağım. Bedava yapılacak şeylerin arasında. Hadi arkadaşlar, beni izleyin. Arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir piyano.
Piyano çalmak da bedava. Eğlenmek bedava arkadaşlar. Markette gezerken ayran buldum. Türkçe ayran yazıyor gördüğünüz gibi. Türk ayranı 2.04 zloty. Bir tanesini alıyorum. Evet arkadaşlar, artık hava karardı. Akşam oldu ve akşam yemeğini yemem lazım. Bunu da ayranla yapmak istiyorum. Evet, ayranı alıyorum. Bugün akşama kadar gezdim, tozdum ve marketten az önce gördüğünüz gibi ayran aldım. Türk ayranı. Ve tabii ki ayran çalkalamadan içilmez ve ayranı çalkalıyorum. Ve arkadaşlar, küçük dürüm aldım. Küçük dürümler genelde 7.90 civarında ve gerçekten çok acıktım ve akşam yemeğini yemeye başlıyorum. Arkadaşlar, ben dürümümü yemeye devam ediyorum. Gerçekten çok güzel. Günün yorgunluğu ancak bir dürümle çıkar. Arkadaşlar, az önce dürüm kebabımı ve ayranımı bitirdim. Gerçekten bugün harika bir gün geçirdim arkadaşlar. En ucuz fiyata, 20 TL'ye güzel bir gün geçirdim arkadaşlar. Her şey para demek değildir. İnsanın cebinde İlla ki çok para olmasına gerek yok. Ben az bir parayla çok şey yaptım bugün gördüğünüz gibi. En sonunda aynı Türkiye'deki gibi kebabımı yedim, ayranımı içtim. Ve gerçekten güzel bir gün oldu benim için. Arkadaşlar, eğlenmek için az paranız da olsa eğlenebilirsiniz. Yeter ki eğlenmeyi yürekten isteyin. Eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.